Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, DGS tercihinde bulunacak arkadaşlar için önemli birkaç maddeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tercihlerle ilgili arkadaşlar aklınıza takılan olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sizin de tercihler hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, DGS tercihinde bulunacak olan arkadaşların şu 3 maddeye kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Detaylı tercih videomuzu mutlaka izleyin. Detaylı tercih videosunu videonun altına koyacağım. Oradan mutlaka bakın arkadaşlar. 40 dakika DGS tercihleri nasıl yapılır? Tercih listeleri nasıl hazırlanır? Onu anlattık. Şimdi DGS tercih yapacak arkadaşların en önemli dikkat etmesi gereken 3 tane madde nedir arkadaşlar? Buna değineceğim. Birincisi arkadaşım, gitmeyeceğiniz yeri yazmayın arkadaşlar. Gitmeyeceksen, okumayacaksan kesinlikle yazmıyorsunuz. Yani yazayım, gelirse giderim gibi böyle. Eğer bir düşünceniz varsa ama gitmeme yönünde ihtimaliniz çok yüksekse arkadaşlar, kesinlikle burayı yazmayın. Bakın, gitmeyeceğiniz yeri yazmayın. Çünkü siz bir daha sınava girmek istediğinizde gelecek sene size puan lazım olacak arkadaşlar. ÖBP lazım olacak ve ÖBP'niz 4'te 1 oranında kesilmiş olacak. Yani sizin ÖBP'niz 40 ise, örnek veriyorum, 30'a düşecek arkadaşlar. Bu da en az 4-5 net yapıyor. Bu çok önemli. Gitmeyeceğiniz, okumayacağınız yeri yazmayın arkadaşlar. İkincisi, DGS tercihi yaparken arkadaşım aralığınızı geniş tutun. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Aralığınızı mutlaka geniş tutuyorsunuz. Senin puanın 280 ile, 280 ise senin puanın, aralığın senin 290 ile 270-265 arasında olacak. Yani yukarı 10 puan kadar çıkabilirsiniz. 5-6 puan, 10 puan kadar çıkabilirsiniz. Ama aşağı düşerken 15 puan kadar düşmeye bakın arkadaşlar. Özellikle sayısal puanları 5-6 puan yükselebilir. Hukuk puanları 9-10 puan kadar yükselebilir arkadaşlar. Sözel puanlarında da 3-4 puan yükselme olabilir. Dolayısıyla aralığınızı geniş tutmanızda yarar var. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Senin puanın 280 ama sen 285 ile 275 arasını yazdın diyelim. Gelmeme ihtimali var arkadaşım. Dolayısıyla açıkta kalabilirsiniz. Tercihlerinizi iyi yapın. Gitmeyeceğiniz yeri yazmayın arkadaşlar. Ve aralığınızı geniş tutun arkadaşlar. Bir de son olarak en önemli maddemiz tercih sıralaması. Tercih sıralamanızı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili ayrıntılı bir video çektim zaten. Yaklaşık 40 dakika. O videoda hepsini ayrıntılı anlattım. Burada ona kısa değinmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, tercih sıralaması yaparken, yani şu şekilde bir tercih listesi olmaz. Örnek veriyorum, sizin puanınız 300. Siz 320'den başladınız. 320, 315, 310, 308, 307, 306, 305, 304, 302, 301, 300, 299, 298, 297. Böyle bir liste olamaz arkadaşlar. Böyle bir liste doğru bir liste değil. Yani hangi okulların puanlarının yükseleceğini, hangi okulların puanlarının düşeceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ölü tercih olur mu, olmaz mı? Ölü tercih olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bir kişi istek sırasına göre bunları belirtmesi gerekiyor. Yani adam mesela diyelim ki 300 puan almış ama en çok istediği yer 290 puanlık bir yer. Dolayısıyla ilk başa 290 puanlık bir yer yazacak. Ya da devletin gelmeyeceğini çok iyi biliyor. 280 puan almış, devlet hukuk asla gelmez. 290 puan almış, devlet hukuk asla gelmez. Dolayısıyla devlet hukuk niye ilk 5 sıraya yazıyorsun? Mesela özel üniversite yazsa, belki özel üniversitenin ilk 5 bursundan yararlanabilir. Böyle durumlar var. Yani ilk 5'e yazdığınızda özel üniversite size burs veriyor filan. Yani böyle şeyler varsa arkadaşlar, bunlara dikkate alarak listelerinizi yapın. Tercih sıralamanızı yaparken istek sıranıza göre. Yani 300 puan aldıysan 1. sıraya 290 yazabilirsin. 2. sıraya 280 yazabilirsin. 3. sıraya 300 puan, 4. sıraya 320 de yazabilirsiniz. Hiç bilemezsiniz nerenin düşeceğini, nerenin yükseleceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar, gitmeyeceğiniz yeri yazmayın, aralığınızı geniş tutun ve tercih sıralamanızı yaparken istek sıranıza göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Tercihleri videoyu beğenmeyi unutmayın. Tercihlerle ilgili aklınıza takılan yorumları videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.